Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür. Yaramaz bir durumumuz yok. Aynı bildiğiniz gibi hayvanlarla uğraşıp dururuz arkadaşlar. Buzağılarla, ineklerle, danalarla uğraşıyoruz çok şükür. Bizim Yüksel bugün ayaklandı maşallah. Durumu biraz daha iyi düne göre. Yüksel'in zaten annesini biliyorsunuz arkadaşlar, bizim hasta bir düve vardı. Yüksel doğmadan, yattı Yüksel. Yüksel doğmadan bir ay önce midesi durmuştu. Onu götürüp kesememiştik arkadaşlar. Hani yavrusuna kıyamadık. Hani hayvanın karnında yavrusu vardı. Belki yavrusunu doğurur diye o ineği beklettik, düveyi. Bir ay sonra o düve Yüksel'i doğurdu çok şükür. 20 günlük oldu Yüksel işte herhalde. 20 gün oldu evet, tam 19 günlük Yüksel. 20 günde annesini emdi Yüksel. Şimdi bunun annesini Allah izin verirse yarın götürüp keseceğim arkadaşlar. Annesi de burada yatıyor. Bunu buraya ayırdık. Yani diğer buzağlar da emiyordu bunu. İlaç kalıntısı da kalmadı bunda şimdi. Buna tekrar tedavi yapmaya kalksak, tekrar ilaç vursak bu sefer eti de bunlar olacak. Bunu yarın götürüp keseceğiz arkadaşlar inşallah. Bunun misafirliği bu kadarmış. Zaten bu hayvanda yavru olmasaydı ben bu hayvanı o gün midesi durduğu gün keserdim. Ne oldu şimdi? Yüksel oldu işte. İnşallah Yüksel'e bir şey olmaz. Yüksel'e de bir şey olursa zaten bütün emeklerimiz zayi olacak. Uğraştığımız yanımıza kar kalacak. İlk hasta olduğunda düveyi tarttığımda 420 kiloydu arkadaşlar. 420 kiloydu. Bugün tarttım düveyi, 270 kiloya düşmüş. Yani o midenin durması, çalışmaması, yani bir sürü sağ olsun takipçilerimiz de yardımcı olmak istediler o zaman da. Hani tel var diyen oldu, ip var diyen oldu, çivi var diyen oldu. Yani bence de midesinde bir sorun var bunun. Büyük ihtimalle ip var arkadaşlar. Artık ne varsa hayvanı geriye götürdü hep. Hep geriye götürdü. Doğumda yaptıktan sonra zaten iyice zayıfladı hayvan. Bu sefer süt üretmeye başladı. Süt üretince daha çok düştü. Yüksel de 20 gün emdi. Artık Yüksel'e de bir şey olmazsa inşallah bir şey olmaz. Bizim eski ineklerden birisine takacağız. Onlardan birini emecek. Onlarla hayatına devam edecek arkadaşlar. Emdiremezsek de biz süt sağacağız. Zaten eve sağıyoruz bir 7 litre süt. O sütü Yüksel'e içireceğiz arkadaşlar inşallah. Yeter ki iyi olsun. Yani hasta düvemizin macerası bitti arkadaşlar. Hasta düvemizi yarın son yolculuğa uğurlayacağız inşallah. Yani bizi burada yordu ya. Biz burada 50 gündür o hayvanla uğraşıyoruz ya. Bu kadar hayvanla uğraşmadık. Tek bir o hayvanla uğraştık da uğraştık ya. Buralarda gezdi, etti. Maya kızımız da burada yatıyor arkadaşlar. Maya, anam bayılmış, uyumuş, gitmiş. Ne yapıyorsun kızım? Çok derin uyumuşsun, çok derin, çok. Maya, Maya, uyandı. Maya, 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 hadi uyan kızım. Hop, anam uyanmıyor da lan. Anam, anam, hadi bakayım. Uyan kızım. Uyan, 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 uyan. Uyanmayam, uyanmayam.
Maya 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 uyan. Uyan kızım uyan uyan. Arkadaşlar hayvan karnı doymuş. Buraya böyle bir sızmış ki şu an hala uyuyor bak. O kadar yokluyorum hala uyuyor. Uyanamadı. Hadi Maya kalk uyan. Uyan kızım hadi. Heh. Uyandın mı kızım? Günaydın. Günaydın Maya. Rüya mı görüyordun kızım? Rüyalar aleminde mi geziyordun kızım? Hı? Tamam hadi uyu sen uyu. Maya sızmış arkadaşlar. Cuma da burada yatıyor. Aysu kızımız da Kamil de burada yatıyor. Aysu kuzumuz da burada yem yiyor. Vallahi arkadaşlar işte böyle bu işler böyle. Emeğe verdik verdik verdik. 15 aydır burada yem yiyor o hayvan. Yani ilk hastalandığında kesseydik hiçbir zararımız olmazdı bizim bu işten. Ama işte buzağının hatırına buzağısı var diye kıyamadık yani yavrusuna kıyamadık. Götürüp kesmedik. Hayvan burada günden güne eridi gitti. Yani mide çalışmayınca, sindirim sistemi çalışmayınca maalesef tüm fonksiyonlar duruyor işte. Yani hayvanlarda en önemli şey, organ sindirim sistemi arkadaşlar. Belki insanlar için de aynı şeydir tabi. İnsanlar da aynı şekilde. Sindirim sistemi bozuk olunca tüm vücut etkileniyor. Bu da umudumuz. Demir yatıyor. Yıldırım tepeye çıkmış. Bu inek de gibi arkadaşlar. Bu da doğurur. Bizim bundan herhalde 20 tanesi bir hafta içinde doğum yapacak arkadaşlar. Mart ayında doğum yapacak. Bu falan öyle. Bu ıskarta zaten. Bu bizim buzağlar kadar bir şey. Bak bunu da kurbanlık ayıracağız. Besiye alacağız. Bunu da besiye alacağız. Osmental de besiye alacağız. Durumlar böyle arkadaşlar. Emeğe çektik çektik uğraştık ettik eyledik. Hayvan doğumuna bir ay kala hastalandı. Yani bir de yavrusu hani yavru olmasa gene hiçbir sıkıntı olmayacak. Götüreceğiz keseceğiz iş bu kadar da uğraşmayacaktık. Kafamızda böyle ağrımayacaktı hiç. Götürüp kesip işimize bakacaktık ama yavru olunca karnında yavruya kıyamıyoruz ya. İyi ki de kıymamışız iyi ki de bakmışız yani olsun. Yüksel ölse de iyi ki bakmışız. Biz en azından şansımız denedik arkadaşlar. Yani hayvanlara bir yaşama şansı verdik. Çok şükür gönlümüz rahat, kafamız rahat. İnek gene yiyor. İneğin bir şey yok. Gene şu anda yem tüketiyor ama yani tükettiği yem ne onun yaptığı süte yeter ne kendi hayatını idame etmesine yeter arkadaşlar. O yüzden kesme kararı aldım. Yani biz de yoruluyoruz burada. Yemin içinde geziyor. Dışarıya çıkarsak dışarıda durmuyor. İçeriye koyuyoruz. İçeride strese giriyor. Biz de iki arada bir derede kalıyoruz. Dedik en iyisi götürelim kestirelim arkadaşlar. Yarın inşallah götürüp kestireceğiz. Bunlar ne yapıyor? Aa bu düve herhalde boğaya gelecek arkadaşlar. Çınar bunun peşinde koşuyor bak. Çınar erkek olmuş adam olmuş. Bununla uğraşıyor. Sen niye benim peşimde geliyorsun kız? Hı? Şurada bir montum var arkadaşlar. Bak bu da boşmuş. Herkül de bugün bu montofonun peşindeydi de şimdi bırakmış herhalde. Herhalde bu montofon da boğaya gelecek. Şu montofon bak şu beyazın beyaz girdi ya onun yanındakinin yanındaki. Şu yüksek olan montofon. Bu da
Boşmuş arkadaşlar herhalde. Herkül peşinde. Bu inek de doğurur yakında. Bunların hepsi bir doğum yapacak arkadaşlar herhalde. Ey maşallah lümüzüne bak be. Maşallah kızıma be. İşte arkadaşlar sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Hayvanın ırkı, cinsi, oyu, buyu önemli değil. Hayvan sağlık olmadıktan sonra isterse dünyanın en kral, en iyi ırkı olsun. Hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Ne güzel montofon inekti bak mesela. Çok güzel diyorduk, ne bileyim ne diyorduk. Kendi kendimize nazar mı ettik, ne yaptık bilmiyorum hayvana da. Benim nazarımda pek değiyor arkadaşlar hayvana ya. Ben çok beğeniyordum o düveyi. Nazara mı geldi, ne oldu? Hayvan böyle oldu işte. Vallahi bu düve herhalde boğaya gelecek arkadaşlar. Çınar bunun peşinde. Çınar. Bak bırakmıyor peşine ha. Aynen bu düve boğaya gelecek. Lan Çınar ne adamsın ya. Bak hala bak peşini bırakmaz ha. 3 aylık angusu görüyor musun? Bak bak bak. Bak bunu kovalıyorum. Peşini bırakmıyor bak ayrılmıyor. Vay Çınar vay. Aa, bu da doğum yapar arkadaşlar. Bu da bayağı memeyi falan saldı maşallah. Vay Çınar vay. Dur ben şu düveyi süreyim bakayım ne yapacak Çınar. Gel oğlum gel. Burada gidiyor. Gel. Geliyor arkadaşlar Çınar bak. Dana oldu ya, boğa oldu bu ya. Vay arkadaş 4 aylık buzağa bak ya. 4 aylık buzağa bak. İneği atlamaya çalışıyor arkadaş. Bu kim? Bu da Hatçe. Bizim Hatçe. Gel kızım. Annen yalamış seni Hatçe. Hı? Tertemiz olmuşsun kızım. Hı. Hatça beni yiyecek arkadaşlar. Ne istiyorsun kızım? Benden ne istiyorsun kızım sen? Bunlar bu yansa iyi olur arkadaşlar ha. Kırmızı angus çıkar. Bu düve de angus zaten. Angus menez herhalde. Bizim o düvenin içinde bir tane kabak var, o da bu. Bu da tırın içinde ezilmiş arkadaşlar. Buraya bir geldi. Bu tırın içinde yatıyor. Dedim herhalde bu ölmüş. Gittim baktım nefes alıyor. Dedim aha yaşıyor. Allah sizden inandırsın. Geldiğinde bu çınar kadar yoktu arkadaşlar. Bunun kadar bile yoktu belki. Şu hatça kadar bile yoktu. Kucağıma aldım. Kucağımda tırına indirdim bu düveyi. Bu kabak düveyi. Tırda indirdim. Buna baktık, ettik, eyledik. Bunu bu hale getirdik çok şükür. Tırın içinde ezilmiş yani bu hayvan. Hayvanlar ezmiş bunu. Oo hatça. Ne yapıyorsun kızım sen? Hemen hemen hayvanların hepsinin bir hikayesi var bizim burada ya. Maşallah macerasız günümüz yok arkadaşlar. Yarın da inşallah düveleri ayıracağım. O 7-8 tane düveyi ayıracağım. Onları da vesiye alayım artık da. Kurbana 4 ay falan kaldı. 4 aya kadar anca etlendiririz onları da zaten. Ama bu inek de doğum yapacak. Hatçı da benimle geziyor.
Zeynep de emiyor. Ha bu da Aysu'nun annesi arkadaşlar. Aysu'nun annesini sürüye soktum, saldım. Vallahi maşallah Aysu yaramaz, çandır. Sonra Aysu diyor Maya arkadaşlar. Maya'nın annesi bu. Maya çandır. Maşallah annesini zorla emiyor arkadaşlar. Annesinin kaçacak hiçbir yeri yok. Yürürken bile arkasından emiyor maşallah Maya. Hatice ne istiyorsun kızım benden? O da Zeynep. Annesini emmiş. Bu da Umut. Buraya yatmış arkadaşlar. Vay vay. Hayvanların yemini döktük arkadaşlar maşallah. Hepsi yemde. Yemlerini yiyorlar. Yemi yiyen zaten dışarıya çıkmış. Dinleniyor. Yemini yiyor. Suyunu içiyor. Karnı doymadıysa geliyor. Tekrar yemini yiyor. Karnı doyduysa oraya gidiyor. Orada oyun oynuyor. Yatıyor. Kafasına göre takılıyor işte arkadaşlar. Şöyle bir daha bir gezelim ahırımızı da. Videomuzu kapatalım. 16 dakika olmuş arkadaşlar. Bizde durumlar böyle işte. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Bugün çocuklar yok, çocuklar okulda. Çocuklara sorarsanız. Ay maşallah be. Yemi yemişler arkadaşlar. Aa, bölmemiz. Allah izin verirse buraya yarın düveleri kapatacağız arkadaşlar. Burada besleyeceğiz düveleri. Ne yapalım? İkiye böleceğiz ama yapacak bir şey yok. Parça parça parçalanıyoruz ya. Bu boğa bir taraftan. Buna ayrı bakıyor. Bir de o düve vardı işte. O düve işte gene iyi. O düveyi götüreceğiz yarın da. En azından onun bakımından kurtulacağız. Kafamızdan hastalığa gidecek ya. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bak aha bu düve de doğuracak bak. Bugün yarın bu inek doğum yapar arkadaşlar bu düve. Yozmalı, bu da yozmalı arkadaşlar. Hani bizim doğu değildi yani. Doğuda yozmalı pişmal dedikleri var ya. Ondan bu da. Aha bizim güvercin de buraya gelmiş ot yiyor. Sığırcıklar da geldi arkadaşlar çok şükür. Bahar geliyor yavaş yavaş. Sürünün içine sığırcık iniyor artık yani. Hayvanların üstünde sığırcıklar gezmeye başladı. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın dostça. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.